Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda üçgende alan konusundaki son testteyiz. Daha doğrusu üçgenlerin son testindeyiz arkadaşlar. Orijinal sorular bir testin çözümünü yapacağız. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Eşit kenar uzunlukları 6 birim olan ikiz kenar üçgen biçimindeki 6 özdeş yapraktan oluşan bir yelpaze şekil birdeki kolları doğrusal konumdayken yapraklar üst üste gelmeyecek ve aralarında boşluk kalmayacak biçimde birleşik durmaktadır. Soruyu iyi okumak lazım. Verilen bilgileri kullanmak lazım. Evet bu kenar uzunlukları da kaçar birimmiş arkadaşlar? 6 şar birimmiş. Ve adam sana bu doğrusal konumda açıldığından bahsediyor. Yani şurası kaç derece diyor? 180 derece diyor. Ve alttan özdeş yaprak. O zaman 186'ya böldüğün zaman burada kaçların kaçar derece olacaktır? 30 ar derece olacaktır. E bunu da bulduk bulduk. Devam edelim bakalım sonra ne diyor? Yelpaze şekil ikilik gibi iki taraftan eşit olacak. Ola, eşit olarak bir miktar kapatıldığında yapraklar hepsinin yüzeyinin 3'te biri gözükecek şekilde arkadaşlar alanı bulursam 3'te birlik alanlar oluşuyor. Son durumda yapmakların gözüken kısmının alanı nedir diye soruluyor. Gençler ne yapacağız? Şunun alanını bulacağız. Yani alt tane üçgenin alanı. Sinüs alan formülünden mi bulacağız? Tabii ki hayır. Çek kardeşim bir tane yükseklik. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı nedir? 3'tür. Hocam bir tane alan 6 çarpı 3 bölü 2. Alt tane 3 bölü 2. 6, 6 çarpı 3 bölü 2'den 9 çıktı. Bir tanesinin alanı 9. Hocam 3'te 1'lik kısmı mı gözüküyormuş? Evet 3'te 1'i gözüküyorsa 9'un 3'te 1'i nedir? 9'un 3'te 1'i 3'tür. Her bir alan 3'er birim kare mi olacak arkadaşlar? Evet. 6 tane yaprak var burada. O zaman bunun alanı ne yapıyor? 6 tane 3'ten 18'e eşit oluyor. O zaman birinci sorumuzun cevabı böylelikle Akçay oldu. Geldik ikinci soruya. Bir elbise dolabında ABCD dikdörtgeni biçimindeki sağa sola açılır kapanır kapının üzerinde EDC üçgeni biçimindeki tasarım ayna bulunmaktadır. Evet 40 ve 60, deri, 40 ve 60 verilmiş şekil 1'deki kapı ok yönde DC doğrusuna paralel 40 cm kaydırıldığında. Arkadaşlar 40 cm kaydırılıyor burası gözükmüyor ya. şunu şöyle tamamlayın arkadaşlar. Yani bir şeyler bu arkada burası var değil mi arkadaşlar ayna 40 cm kaydıysa önceden bizim noktamız C'deydi bakın C'deydi. Şimdi bu C'den buraya geldi. Yani şurası sana 40 santimetre diyor. Ya da buradaki nokta hop 40 santimetre kaydı. 40 santimetre kayınca burası kaç yaptı o zaman arkadaşlar? 60 yaptı. Çünkü bunun tamamı kaç? 100 olduğundan dolayı. E sonra bu tepe noktası da hocam 40 kaydı. 40 kayınca buraya kaç kaldı o zaman? 20 kaldı. Bakın buradaki uzunluğu da 20 bulduk. Buna göre diyor son durumda aynanın gözüken yüzeyinin başlangıçtaki alanı oranı nedir diye soruluyor. A hocam ne çıktı burada? Bir kelebek benzerliği çıktı. Artık oran bulabilirim ben. Kelebekteki oran kaça kaç? 2 bölü 4. 2 bölü 4 ise yani 1'e 2. Hocam 1'e 2 oran var. K iken 2K. A iken 2 a burası? Evet. Kelebekteki oran 1'e 2 olduğu için 1 bölü 2'nin karesi nedir? 1 bölü 4. Benzerlik oranın karesi alanlar oranın eşit olduğundan. Hocam buradaki alan A iken. Buradaki alan ne olacak? 4A olacak. Sonra 40'taki alan 4A ise 60'taki alan Hop şöyle bir üçgen oluşturalım. Hocam ona bölünmüşü değil mi? O zaman burada da ona bölünmüşü olacak. Yani şunu şöyle çizdiğin zaman ya aslında 40 bölü 60 4 bölü 6 ya 4'te kalan 4 aysa 60'te kal kalan da 6a diyebiliriz. Sonra 2a'dan a'ya geçiş yapacağız. Bakın tepe noktası bu. 2a'da kalan 10 aysa a'da kalan da kaç a'dır? 5a'dır. Alanı dağıttık. Bize diyor ki son durumdaki aynanın gözüken yüzeyi Kaç ağ? 11 A bölü. Başlangıçtaki durumu. Başlangıçtaki de 15 A mı yapıyor? Çünkü bakın tüm olan burası. 10 A burada 5 A burada 15 A yapıyor. Yani bizden 11 A bölü 15 A isteniliyor. Cevabımız böylelikle 11 bölü 5 çıkar gençler. Yani cevabımız ikinci soruda ne çıktı? Balıkesir çıktı. Ve böylelikle bu testi de bitirmiş bulunuyoruz. Çözümünü yapmış bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Üçgenleri bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Üçgenlerin öneminden biraz bahsetmek istiyorum. Üçgenler gerçekten çok önemli. Hakkıyla bitirdiyseniz eğer. Üçgenleri iyi bir şekilde öğrendiyseniz eğer. Geometride artık 7, 7 net 8 net ya hatta 8 net garanti diyebilirim arkadaşlar. Hem TYT'de hem de AYT'de. Çünkü bundan sonraki konuları da hep anlatırken ve soruları da çözümler, çözümlerken hep üçgen temelli bir çözüm üzerinde gideceğiz. Bunu da zaten çözüm yaparken göreceksiniz arkadaşlar. Yani özellik bil yap şeklinde olmayacak. Bunu zaten farkına varacaksınız Testteki soruları çözerken. Evet gençler, o zaman ne diyoruz? Bir sonraki bölümde çokgen ve dörtgen galiba bundan sonraki ee, ya da sadece dörtgen. Neyse dörtgen dörtgen ve yamuk da olabilir tam hatırlamıyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.